Arkadaşlar merhaba, Borsa Bey kanalıma hoş geldiniz. Bugün şirket genel değerlendirmesi ve mali analizini yapacağımız şirketimiz Doğan Şirketler Grubu Holding Sanayi AŞ olup yapılan değerlendirmeler mali analiz eğitimi niteliğinde olup yatırım tavsiyesi değildir. Şirkete ait hisse senedi alım satım veya tutumu konusunda herhangi bir görüşümüz bulunmamaktadır. Şimdi arkadaşlar Doğan Şirketler Grubu Holding AŞ'yi öncelikle tanıyalım. İlgili şirketimiz Dohol kısaltmasıyla BIST 100'de işlem görmekte. Aydın Doğan tarafından 1961 yılında otomotiv alanında ilk kurulan şirket ile başlamış ve günümüzde farklı sektörlere ait şirketlerin katılmasıyla büyüyen bir holding olmuştur. Doğan Holding 7 farklı sektörde onlarca şirketin katılımıyla faaliyetlerini sürdürmektedir. Ekranda da görmüş olduğunuz üzere ortaklık yapısı %14,5'la Doğan ailesine ait, %49,7'si Adil Bey Holding'e ait, %35,9'luk kısmı da halka açıktır. Bulunduğu 7 farklı sektör: akaryakıt parakendeciliği, elektrik üretim ve ticareti, sanayi ve ticaret şirketleri, otomotiv, ticaret ve pazarlaması, finansman ve yatırım şirketleri, internet ve eğlence şirketleri ve gayrimenkul yatırımlarıdır. Bunları ben biraz tanımanızı istiyorum. Gerçi Doğan Holding'in sahip olduğu bu şirketler genel olarak piyasada bilinen, insanların çok aşina olduğu şirketler. Ben biraz tanınmasını istiyorum bunun. Akaryakıt parakendeciliğinde Aytemiz var. Elektrik üretiminde Galata Wind var. Sanayi ticarette Çelik Halat, Ditaş, Sesa Ambalaj, Doğan Dış Ticaret, Nete Havacılık, Kelkit Besi. Otomotiv sektöründe Suzuki ve Trent markaları var. Finansman ve yatırım sektöründe Doruk Faktöring, Doruk Finansman, Öncü Gayri Sermaye Yatırım Ortaklığı, D Yatırım Bankası var. İnternet eğlencede de Hürriyet Emlak'ın olduğu Global Dijital, Kanal D Romanya, DMC ve Netti, Doğan Burda Yayıncılık ve Doğan Egmont Yayıncılık var. Gayrimenkul yatırımlarında da D Gayrimenkul, Milpa, Milita Marina ve Marlin Otelciliktir. Doğan Şirketler Grubu'nun dahil olduğu endeksleri sol altta görüyorsunuz. BIST 30, BIST 50, BIST 100'de Yıldız ana pazarında yer al, Yıldız pazarda yer almaktadır. Şöyle yapalım. Bu sahip olduğu şirketlerden birazına bir bakalım şöyle kısaca. Aytemiz Petrol, ki bunları hepimiz biliyoruzdur muhtemelen, petrol istasyonlarını görmüşüzdür. Oldukça geniş bir alanda da faaliyet gösteriyor. 10 adet ikmal noktası, 250 bin metreküp depolama kapasitesi, 550 bayisiyle akaryakıt parakendisinde hizmet vermekte. Galata Wind %100 yenilenebilir enerji alanında faaliyet göstermekte. Toplam kurulu gücü de 202 megawattır. %100 Doğan Enerji iştiraki olan firma rüzgar ve güneş santrallerini bünyesinde barındırıyor. Ayrıca Doğan Enerji Boyabat'ta yer alan HES ile, yani hidroelektrik santrallerle, yılda 1 milyar kilovat, Aslancık'ta da yer alan HES ile 350 milyon kilovat elektrik üretimi yapmaktadır. Çelik Halat firması da çelik tel ve halat sektörünün ilk Ar-Ge merkezi olmaya hak kazanan şirket. Ar-Ge yatırımı ile ürettiği katma değerli ürünleri 45'ten fazla ülkeye ihraç etmekte olup yıllık üretim kapasitesi 72 bin tondur. Ditaş, Türkiye'nin ilk rot üreticisi ve en büyük araç üreticilerinin A sınıfı tedarikçisi olan şirket, üretiminin %63'ünü doğrudan ihraç etmekte ve yıllık 4,5 milyon adet üretim kapasitesine sahip Türkiye'nin en büyük orijinal ekipmana üretim yapan rot üreticisidir. Suzuki, ki bu araç markası olarak hepimizin bildiği bir markadır, 3,2 milyon adetlik üretimiyle dünyanın en önemli 8. otomotiv markası olan Suzuki, 2015 yılının ikinci yarısından itibaren Doğan Holding bünyesinde Suzuki Motorlu Araçlar pazarlama AŞ olarak faaliyet göstermeye başladı ve bünyesinde dahil ettiği yeni markaları ile otomobil, motosiklet ve ikinci el araç pazarlarında da faaliyet gösteriyor. Doruk Faktoring, 1999 yılında Doğan Şirketler Grubu Holding AŞ bünyesinde kurulmuş olan şirket, ilk etapta medya şirketlerinin sadece finansal değil, faturalama, tahsilat ve bunun gibi ihtiyaç duyduğu ürün ve hizmetleri geliştiren ilk şirket olarak ön plana çıkmış ve zaman içinde bu ürün ve hizmetleri diğer sektörlere de uygular hale gelmeyi başarmış ve satışlarını yapmaya devam ediyor.
Doruk Finansman, Deutsche Bank ile Doğan Holding ortaklığıyla kurulmuş ve 2008 yılında da BDDK'dan aldığı lisansla Türkiye'nin ilk konut finansman şirketi olarak faaliyete geçmiştir. Ağustos 2017'de Deutsche Bank sahip olduğu %49'luk tüm hisselerini Doğan Holding'e devretmiş ve böylece Doğan Holding'in pay sahipliği oranı da %97'ye çıkmıştır Doruk Finansman'da. Şirketimiz internet ve eğlence sektöründe de oldukça geniş kapsamlı faaliyet göstermekte. Romanya'da Kanal D yayınları yapmakta. Hürriyetemlak.com zaten biliyorsunuz bu sahibinden.com ya da diğerleri gibi emlak alım satımlarıyla alakalı bir şirket. Slow Türk Radyo kanalı var. Doğan Müzik Kompani yine aynı şekilde bildiğimiz şirketlerinden. Netti isimli firması YouTube üzerinden müzik kanalı yayınlamakta. Doğan Egmont yabancı ortaklığı kitap ve dergi yayıncılığı yapıyor. Doğan burada yayıncılıkta Türkiye'deki yine kitap, dergi ve bunun gibi yayıncılık faaliyetlerini sürdürüyor. Şirketin yine önemli markalarından biri olan Trump Towers İstanbul var. Dünyanın en büyük gayrimenkul şirketlerinden Trump International'dan isim hakkı alınarak hayata geçen Trump Towers, 6 katlı ofis binası ve 5 kata yayılan alışveriş merkeziyle hizmet vermektedir. Zaten İstanbul'un Mecidiyeköy'de olduğunu da biliyorsunuzdur muhtemelen. Milpa isimli şirketi de burada Milliyet isminden geliyor eski. Milliyet pazarlama aslında. Kısaltılmışı Milpa. 2000'li yıllarda gayrimenkul sektörüne odaklanan Milpa'nın yapımını üstlendiği ve tamamladığı gayrimenkul projeleriyle ilgili satış ve pazarlama faaliyetleri devam ediyor. Yine sol üst taraftan, ekranın üst tarafından şirketin sektörleri ve sahip olduğu şirketleri görebilirsiniz. Bilanço ve gelir tablosuna gelirsek, ekranda tekrar özet finansal durum tablosunu ve sağ tarafta da kar zarar tablosunu görüyorsunuz. Şirketimiz 30 Eylül 2020 itibariyle dönen varlıklarını %24 oranında, duran varlıklarını da %23 oranında arttırmış. Totalde de toplam varlıklarını %24 oranında arttırmayı başarmıştır. Kısa vadeli yabancı kaynaklarında da %16,6'lık bir artış varken uzun vadeli yükümlülüklerinde de %61'lik bir artış mevcuttur. Buna rağmen toplam kaynaklarında da %24 gibi güzel bir artış yakalamış 30 Eylül 2020 itibariyle şirketimiz. Sağ taraftaki kar zarar tablosuna geçersek de gördüğünüz gibi şirketin 2020 Eylül ayı itibariyle 2019 Eylül ayına oranla hasılatlarında %22'lik bir düşüş var. Bunun alt kırılımlarında yine ekranda görüyorsunuz. Akaryakıtla ilgili özellikle %32,3'lük bir düşüş ve gayrimenkul yatırımlarında da %30'luk bir düşüş var. Burada önemli olan bir dikkat çeken bir konu elektrik üretimi ve ticaretiyle ilgili %169,3'lük hasılat artışı çok ciddi ve çok güzel bir rakam. Biraz detayına inersek akaryakıt perakendesinde ve gayrimenkul yatırımlarındaki bu azalışların ana sebebi Aytemiz petrollerini sahibi demiştik ve akaryakıt perakendesi satışı oradan geliyordu. Tabii pandemi nedeniyle kısmi bir talep daralması ve petrol fiyatlarındaki oynaklık sebebiyle akaryakıt satışlarında bir düşüş yaşandı ki diğer çok daha güçlü o pazarda akaryakıt perakende sektörünün pazarında çok ciddi rakipleri var. Ama bu noktada da tutunup satışlarını arttırma hedefi şirketim var. Bu arada bir ekstra bir şey söyleyeyim. Aytemiz istasyonlarında aynı zamanda Enerjisa'yla bir anlaşması var. Aytemiz istasyonlarına elektrikli eşarj yani elektrikli araçların şarj istasyonlarının kurulumu anlaşmasında Aytemiz'de yapmışlardı. Bunu o dipnot olarak söyleyeyim. Şirket total olarak %8'lik bir brüt kar artışı gerçekleştirmiş. Faaliyet karında, esas faaliyet karında %40'lık bir artış gerçekleştirmiş. Dönem karı olarak da 2019'un Eylül ayı dönemine göre %230'luk gibi muhteşem bir dönem karı oranını yakalamış.
Şimdi birkaç not var. Onları da ben size ileteyim. Alınan tedbirler, etkin kriz ve süreç yönetimiyle maliyet tasarrufları sayesinde COVID-19'un olumsuz etkileri holding tarafından sınırlandırılmıştır. Burada yine hisselerimizde önemli etkene sahip olan Favök marjı da %5,7'den %8,5'a çıkmıştır. Bu gayet güzel. Faaliyet karlılığı da aynı oranda artmış. Bu oldukça şirketin güzel ve böyle sıkı bir politika halinde bulunduğunu bize söylüyor. Konsolide olarak bakıldığında da net nakdi yıl sonuna göre %54,2 artış göstermiştir. Ki üstelik şirket, ona da birazdan değineceğim, SESA ambalajı nakit peşin olarak satın alma yaptı. Ona rağmen 31.12.2019 tarihine göre net nakitinde %54 gibi çok güzel bir artış oranı yakalamış. Ayrıca finansal rasyonlarına da bakarsak 2019 31 Aralık 2019'a göre de cari oranı 2.63 gibi gayet uygun bir oran. Likidite oranı 2.43. Dönem varlıkları toplam varlıkların içerisinde 0.62, kısa vadeli borçları da toplam borçların içerisinde 0.72. Bu da oldukça güzel. Bunun da şirketin borçlarını uzun vadeye yaydığını ve nakit politikasında bir sıkıntı yaşamayacağını ya da onu daha minimize ettiğini bize söylüyor. Ayrıca toplam varlıkları da, yani toplam yükümlülükleri de, yani kısa vadeli ve uzun vadeli borçları da toplam varlıkların içerisinde 0.33. 31 Aralık 2019 rasyolarına göre de gayet makul, istikrarlı oranlar yakalamış. Şimdi Doğan Holding doğrudan bağlı ortaklığı önce girişim sermayesi yatırım ortaklığıyla, bunun biraz önce size ait olduğunu söylemiştim, esnek ambalaj üretimi ve satışı ile iştigal eden SESA Ambalaj ve Plastik Sanayi Ticareti AŞ'nin ödenmiş sermayesinin %70'ini, bakın şirketin %70'ini 57.803.000 euro bedelle nakden ve peşin olarak 14 Eylül 2020 tarihinde de devir almıştır. Doğan Holding'in, dikkat ediyorum ben, bu SESA ambalajın üzerine çok fazla düşüyorlar. Bu ambalaj ve plastikle ilgili üretilen ürünlerin gelecekte çok daha fazla kullanılacağını düşünüyorlar ve o alanda yatırım yapmaya devam ediyorlar ki SESA ambalaj da gayet güzel, karlı bir şirket. Bunun yanında Doğan Holding temettü dağıtan bir şirket. 2018 yılının karından 262 milyon TL temettü dağıttı. 2019 yılının karından da 100 milyon TL temettü dağıttı. 2021 yılında da 2020 yılının karından tekrar temettü dağıtması bekleniyor. Şimdi Doğan Holding'in bu arada arsa ve arazi portföyü de var. Ekranda görüyorsunuz lokasyonları: Romanya, Bükreş'te, İstanbul'da, işte Gümüşsuyu'nda, Ömerli'de, Tepeüstü'nde ve Amerika New York'ta toplam değeri yaklaşık 693 milyon, 700 milyon TL civarlı bir arsa ve arazi portföyü var. Bu da şirketin bu duran varlıklarında ciddi bir yer ediniyor kendine. Şimdi analizimizin sonlarına doğru gelirken çok önemli bir noktaya dikkat çekmek istiyorum. Bunu geçen gün yaptığımız bir şirket analizinde de aynı şekilde söylemiştim. Sanırım Alarko Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı ile ilgiliydi. Şimdi ekranda görüyorsunuz, 30 Eylül 2020'de şirketin hisse fiyatı 2.37. Ama şirketin net defter değeri şurada gördüğünüz gibi 3.58. 2.37 o gün BIST 100'de hisse değeri varken aslında şirketin değeri 3.58'miş. İşte siz, ben, hepimiz, eğer bu işlerle biraz ilgilenen kişiler bu analizi yaparak, temel bir mali analizi yaparak şirketin aslında 3.58 değerli olduğunu hisse başına, ama fiyatının 2.37 olduğunu görüp yatırım yapsaydı bugün çok daha farklı bir kar elde edilirdi. Bugün analizini yaptığımız 14 Ocak'ta 2020'de hisse değeri 3.63 lira. Ki bugün
%4'lük bir değer kaybına uğradı. Düşüş yaşadı Dohol. Buna rağmen 3.63'te defter değerini şu an 30 Eylül'deki defter değerine yaklaşmış. 31-12-2020 bilanço ve gelir tabloları dolayısıyla net defter değerleri de çıktıktan sonra bakılarak yatırım yapıp yapmama kararını verebilirsiniz. Ben şöyle küçük bir örnekleme yaptım. 30 Eylül 2020 tarihinde 10 bin lot 2.37'den alsaydık, yani 23.700 liralık bir bütçeyle Dohol'a ortak olsaydık, bugün %4 değer kaybetmesine rağmen 3.63'ten 10 bin lotu satarak 36.300 TL'lik bir rakamı elde eder, 12.600 lira kar elde edebilirdik. Bu da ortalamada %53'lük bir kar demek, yaklaşık 3 aylık sürede, 3,5 aylık sürede. İşte bu yüzden mali analiz, bu yüzden temel analiz, bu yüzden teknik analiz çok 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 önemli. Sağdan soldan, oradan buradan, duyumlardan ziyade ayağa yere basan iyi şirketler incelenip mali tabloları incelenirse işte çok karlı yatırımlar yapılabilir. Son olarak da şirketin 2020 yılına yıl sonu hedefleri de gelirlerde çift haneli büyüme bekliyor. FAVÖK marjını %4 ile %8 arasında bekliyor. Yıl sonunda şirketin net kar elde etmesini bekliyor. 2020 yılı karından temettü dağıtmayı düşünüyor. Rasyonel olarak uygulanan hisseleri geri alım programına düşünüyor. Yani halka açık olan hisse kısımlarından kendisine tekrar satın alma yapmayı düşünüyor ki bu da çok önemli bir konu. Hisselerin değer artışlarında bu mutlaka takip edilmeli. Kap haberleriyle birlikte şirket hisseleri geri alım programını alır ve gerçekleştirirse fiyatlamalar daha güzel hale gelir ve şirket yeni satın alımlar için de fırsatları takip etmeyi düşünüyor. Oldukça güçlü markasıyla, güçlü nakitiyle, güçlü duran varlıklarıyla ve dönen varlıklarıyla her sektörde her türlü şirketi satın alabilecek potansiyele ve kabiliyete sahip. Bunları da takip edeceğini ilan etmiş. Beni dinlediğiniz için teşekkür ediyorum. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere.